Aynen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي الله جاسوس kıldı Subhan girer kalbe biler bil yoklar seni can ulumu immet ol gel etme noksan dilerse hak eder yok şüphe ilan sivaları atıp hakka edelim cemali ve kemali serdelim Veliyullah'ı casus kıldı Subhan. Subhan olan Allah Teala kendi dostlarını casus kıldı. Girer kalbe bil, yoklar seni can. Kalbine girer seni, yoklar bunu bil. Uluv-u immet ol, gel etme noksan. Yüksek immetli ol, gel ondan noksan etme. Buradan okunmuştu biraz kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Himmetinde noksan etme. Şayet olursa istiğfara devam et. Dilerse hak eder. İder yok şüphe ilan. Mevla Teala dilerse senin kalbindeki himmetini kendi dostuna bildirir. Bunda şüphe yok. Onun için Allah'tan başka düşüncelerden kaç. Allah'ın dostu senin kalbine girer bakar ki senin kalbinde köşk, araba, mal, rütbe, riyaset sevgisi var. Senin çok düşük kıymetli olduğunu görür. Ya Rabbi kalbimize seni koymaya muvaffak eyle. Amin. Zaten Allah-u Teala ne büyük şeref, insana ne büyük şeref vermiş kardeşlerim. Bir damla sudan yaratmış olduğu insanoğluna, etten kemikten olan insanoğluna, içinde neler var bu insanoğlunun? Bu insanoğluna bir kalp vermiş, o kalbini kendine tahsis etmiş, kalbül mümin beytullah buyurmuş. Kulum senin kalbin benim evimdir. Ne şeref kardeşlerim. Ya Rabbi bu şeref ile müşerref eyle ya Rabbi. Amin. İşte kardeşlerim bütün şeriat, farz, vacib, sünnet, müstahap, adab, hasaten kamil mükemmel bir mürşitten almış olduğun tarikat dersin zamanında ifa, Mevla'nın gayrı kalbinde ne varsa hepsi eriyormuş. O eridi mi zaten Mevla o kalbe tecelli ediyor. Ya Rabbi o günleri göster ya Rabbi. Sivalara atıp hakka gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Cenab-ı Hak senin kalbindekileri kendisi gördüğü gibi bir de casus tayin ediyor. Ona da bildiriyor. Onun için murakabe altındayız. Yunus suresinde Cenab-ı Hak Estağfirullah Bismillah ve ma tekunu fi şe'nin fi şe'nin ve ma tetlu minhu min Kur'an ve la ta'melun min amelin illa kunna aleykum şuhuden iz tufizun fi sen bir işte bulunmazsın o anda ve ondan Kur'an'dan bir şey okumazsın ve sizler de amelden bir şey yapmazsınız ki illa biz sizin üzerinize o işe daldığınızda şahitleriz. Allah Allah şahit. Oturmamızda, kalkmamızda, yememizde, içmemize
Hatta kalbimizden geçenlere şahit Mevla. Estağfurullah, bismillah. Ve kâne Allahu külle şeyin rakiba. Allah-u Teala her şeyi, her şeye rakiptir. Yani takip ediyor onu. Mevla'nın takibi. Gözetiyor kulunu. Ve nahnu akrabu ileyhin ileyhi hablun verid. Kulum, ben sana şah damarından daha yakınım. Şah damarımızdan daha yakın. Bizim ondan haberimiz yok. Ya Rabbi, bu yakınlığın sırrına bizleri de mazhar eyle. Amin. Mevla Teala buyuruyor, sizler bir işe başlarken ben bakıyorum, meleklerim de bakıyor ama sizlerin haberi yok. Sizler zannediyor musunuz ki işleri gizli yapıyorsunuz? Halbuki Mevla Teala bakıyor ve onun bakması muteberdir. Onun cenneti, cehennemi var. Bak şimdi kardeşlerim. Mevla bakıyor kuluna. İmam-ı Rabbani Kuddus'a sırru buyuruyorlar ki, insanlar tarafından hiç itibarı olmayan hakir bir adam, hiç itibarı olmayan yalancı, hakir bir adam, senin ne iş yaptığını gördüğün zaman sana bakıyor, onun yanında kolay kolay yanlış bir iş yapmasın, beni bu görüyor diye. Mevla rakip görüyor. Kardeşlerim, bizim imanımız nerede ya? Ya Rabbi, bugünleri bize de göster. Amin. Subhanallah. Gene Erhamun Rahim'in Mevla kuluna demiyor ki, kulum sen bir bozuk adamın bakışına, seni takip edişine itibar ediyorsun da benimkine itibar etmiyorsun. Ben seni kulluktan sildim. Öyle demiyor. Ne buyuruyor? Sâdi'û ilâ mağfiretün min rabbiküm. Ey günahkar kullarım! En hakir adamın yanında onun yanında itibarı olduğu kadar benim senin yanında itibarın yok. Kulum, etme, eyleme. Sâdi'û ilâ mağfiretün min rabbiküm. Mevlamınıza, Rabbinize mağfirete koşun. Kapımı çalın, adam olun. Böyle gelmeyin benim huzuruma. Allah Allah! Bırakmıyor kulunu gene. Kafiri bile bırakmıyor ya. Bir şey anlamış değiliz. Vallahi billahi anlamış değiliz. Münafığı da bırakmıyor. Kafiri de bırakmıyor. Neden? Nasıl bırakmıyor? Onlara bütün kapılar kapalı. Mevla'nın kapısı da kapalı. Cennet kapısı da kapalı. Bunların hepsine, inanmayanlara. Ama nasıl bırakmıyor biliyor musunuz? Şöyle bırakmıyor. O kapalı olan kapılardan birini çalsa bir tanesi. Kim o? Ya Rabbi, ben münafık, kafiri bir adamım. Ne çalıyor kapımı? Ben de Müslüman olmak istiyorum. Peki kulum, devam et. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Cenab-ı Hak bu kelime-i tayyibeyi diliyle ikrar, kalbiyle tasdikten, diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eyninden dünya ve ahiret ayırma bizleri ya Rabbi. Efendimiz Hazretimiz aynı böyle dua buyururlardı. Kelime-i şehadet getirirlerdi bazen. Bak, Mevla kapıda bekliyor onu da tabiri caizse. Kelime-i şehadet getirdi, kapılar açıldı. Bütün küfür kapıları kapandı. Erhamur Rahim'in. 90 sene faaliyet göstermiş, yapmadığı kalmamış, 90 saniye içerisinde cennetin cemalullahın kapısı açılıyor. Erhamur Rahim'in. 90 senede ibadet eder bir insan, Mevla'yı ondan sonra ne işler yapar? 90 senelik cennet kapısını da bir işiyle beraber güm kapatır, doğru cehennem. Ne'ûzu billah min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Estağfirullah, bismillah. E kefertüm ba'de imanüküm fe zûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Ey iman eden kulum, sen
İmandan sonra küfür edersin ha. Dedim, nasıl küfür etti bu şimdi? Çok ısrar etti küfür yolunda. Devam etti, etti, etti. En sonunda kapandı kapılar. Tevbe tövbe etmedi. Bir efendi aldı. Buyurdu bir kere sohbetine. Dikkat et. Çok ince mesele bunlar. Bir insanın başına bir musibet, bir bela kolay kolay gelmez ısrar etmedikçe. Araba yolda gidiyor, gümbür devrildi. Neden? Isrardan devrildi. Nasıl ısrardan devrildi? Araba az yamuldu, yamut doğrultmadı. Az daha yamuldu, doğrultmadı. Hep gidiyor. Israr, ısrar, ısrar, gümbür. Öyle mi? Ya Rabbi, bu mübarek aydayız, Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ya Rabbi, tövbeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Bütün yanlışlarımızdan tövbeye muvaffak eyle. Amin. Mevla, zannediyor musunuz ki işleri gizli yapıyorsunuz? Halbuki ben halbuki Mevla Teala bakıyor ve onun bakması muteberdir. Onun cenneti cehennemi var. Mevla Teala bizleri cennetle cehenneme de koyabilir. Velhasıl Mevla ne uyuyor ne başka şeyle meşgul olur ki seni unutsun. O öyle şeyden münezzeh. Her an mekandan münezzeh olarak Mevla Teala bizle beraber, bizim gözümüzü, lisanımızı, elimizi, ayağımızı, içimizi, içimizdeki niyetlerimizi görüyor. Ayrıca bir de velilerini koşuyor. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayeti kerimesi bize hep tembihtir kardeşlerim. Sakın ha benim sevmediğim bir şeyi koyma içine. Benim sevmediğim şeyleri koy, benim sevdiğim şeyleri koy buyuruyor. Sayısı malum olmayan hadislerde bize hep bunu tembih ediyor. Tembih, tembih, adam olursak sizden âlâ yok. Adam olmazsak bizden adide yok. Ya Rabbi, adam olmak nasip eyle. Mevla Teala bizim kalbimizde kendi aleyhine bir şey istemiyor. Resulullah'ın aleyhine bir şey istemiyor. Şeriatın, tarikatın, mezhebin aleyhine bir şey istemiyor. Mürşidin aleyhine de bir şey istemiyor. Bir Müslüman kulunun aleyhine de bir şey görmek istemiyor kalbinde. Siz bir adam görseniz, sizin sevdiğiniz hakkında kötü bir şey konuşsa razı olur musunuz? Yok. Ama bizler ise birbirimize karşı kötü zanlar, kötü düşüncelerde bulunuyoruz. Allah-u Teala bunlardan razı değil. Bugünkü ayetlere bunları beyan ediyoruz zaten. Peki kardeşlerim, burada kalsın, gene buradan devam edilir inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dikkat edelim kardeşlerim. Bir şey kaçırmayalım. Tabii uykunuz var, doğrudur. Geceler biraz kısa. Sahura da kalktık elhamdülillah. Aklıma ermediği bir şey var. Kardeşlerim, medresenin etrafında o kadar daireler var. Gece şimdi sahura kalkıyoruz, talebelerimiz, hocalarımız. Lambalar yanıyor, mutfağın lambası yanıyor. Hiç lamba yanmıyor. Bunlar yiyip de mi yatıyorlar? Hiç mi kalkmıyorlar? Tutmuyorlar mı? Hiç lamba, bir tanesi yanıyor. Her taraf şey, daire hiç yanmıyor kardeşim o saatte. Kardeşlerim, Allah'ım iyi geçsin inşallah. Evet. Dinleyelim. Bir şey kaçırmayalım, ona çalışalım. Uykun geliyorsa, kendini toparlayamazsan kalk ayağa. Oturursun, al bir şeyin kalmaz. Bunun çaresi bu işte, yapacak bir şey yok. Hocam gene geliyor, fazla oturma, biraz ayakta dur. Hocam gene geliyor, yanında gene tembihe çaksın ensene bir tane. Ne diyeyim sana ben şimdi? Estağfirullah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ مُوَفَقُ لَكِمْسَلَرْ ki قَالُوا dediler. رَبِّنَ اللّٰهِ Rabbim Allah'tır dediler. Rabbim Allah'tır ne demek kardeşlerim? Yani her işinde Rabbim Allah'tır diyor. Yani her işinde.
Birisi diyor ki faiz al ya, bu işi atlarsın. Rabbim Allah'tır, ben anlamam çünkü Rabbim yasak etti. Kadın çalıştıramam, bu Rabbim Allah'tır diyorsun. Yalan konuşmuyor, Rabbim Allah'tır diyor. Beş vakit namazı kaçırmıyor Allah'ın izniyle. Hep bunlar Rabbim Allah'tır demek. Ya Rabbi demek nasip eyle. Amin. Evet. Rabbim Allah'tır dediler. Yani ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının kitaplarda beyan ettiği şekilde itikatlarını düzelttiler. Ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının kitaplarda beyan ettiği şekilde amel ettiler. Emirleri tuttular, yasaklarından kaçtılar, güçlerinin yettiği kadar ama. Gücünün yetmediklerine de el açtılar, gözü saçtılar. Rabbim Allah'tır dedi. Dedi sonra sümmestekamu. Ondan sonra istikamet ettiler. İnsan Rabbim Allah'tır diyor 3 sene, 5 sene sonra. Ondan sonra hepsini koyuyor kenara, koyuyor, yanlışa uyuyor, öyle gidiyor. Sümmestekamu. Ondan sonra istikamet ettiler. Devam, devam, devam. Hep Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır. Kapıları çalındı. Ruhu alındı. Kabire salındı. Ne oluyor şimdi kapıları çalınca? Bak. Tetenezzelu aleyhimül melaike. Melekler iniyor. Azrail aleyhisselam geliyor. Yardımcılarıyla beraber ruhunu alacaklar. Geliyorlar. Daha ruhu alınmadı. Ama o şey yapıyor, görüyor, müşahede ediyor. Sonra Ella tehafu, ey Allah'ın kulu, korkma. Sen hayatın boyunca Rabbim Allah'tır dedin. Emirleri tuttun, yasaklardan kaçtın, el açtın, göz yaşı saçtın. Sen korkulu yaşadın, sana korku yok. Korkma. Ve la tehzenu, mahzun mükedder de olma, çoluğundan çocuğundan ondan bundan ayrılıyorsun. Evet. Ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Mevla'nın vaat etmiş olduğu cennet ile müjdelen. Kardeşlerim, perde açılıyor. Ondan sonra cenneti seyrederken ruhu çıkıyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yahrucu ruhul mümin hatta yara makamahu fil cenne. Müminin ruhu çıkmaz hatta cennetteki makamını görmedikçe. Görüyor, senin yerin burası deniliyor. Ondan sonra ruhu alınıyor. La yahrucu ruhul kafir hatta yara makamehu finnar. Bir kafir de cehennemdeki yerini görmeden ruhu alınıyor. Dün Kadir amcamız vardı. Allah razı olsun. Bursa'daydı kendi. Çok beraberliğimiz oldu. O mübarek bir kardeşimiz de hayatı boyunca yolu burada, bu yolda geçti hayatı. Dersi var elhamdülillah. Hayatında dersini bırakmamıştır Allah'ın izniyle. Çoluğunu çocuğunu bu yolda yetiştiler, hep hizmetteler elhamdülillah. Ondan sonra torunu dedi, hocam dedi, görmek ister misin dedi, bir açayım dedi. Olur dedim. Açtı yüzünü, gülüyor Cevahat'ın üstüne. Nur gibi böyle gülüyor. Dişleri gözüküyor, gülüyor, gülümsüyor. Bu ayetin Celil-i Cemil'in müjdesini almış. Ya Rabbi gülenle, bize de aynı müjdeyi nasip eyle ya Rabbi. İlyas hocam Allah rahmet eylesin. Bursa'da Rabbim şefaatine nail eylesin. Ubeydullah hocamın şefaatine nail eylesin. İlyas hocamın Efendi Hazretlerimiz şöyle yüzünü açtı ama onun gülmesi yine daha bir başka. Çok tebessüm, bir tebessüm ama. Ondan sonra çok değişik bir hali de vardı mübarek Kudüs'ün rahmetullahi. İlyas bizi özendiriyorsun buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Madem İlyas Hocam'dan bu kadar bahsettik, Efendi Hazretlerimiz anlattı kürsüden. İlyas Hocam'ın vefat ettiği gece, İstanbul'da hastanedeydi, vefat ettiği gece, din gece işte, bir imam efendi oradan İlyas Hocam şöyle bir rüya görüyor. İlyas Hocam'ı tanımıyor ama. Bursa'da görevli olduğunu da bilmiyor, tanımıyor da. Şöyle bir rüya görüyor sabaha karşı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste sahabe-i kiram efendilerimizle beraber radıyallahu anhum oturuyorlar. İlyas hocam da geliyor karşıdan böyle sahabe-i kiram efendilerimizin meclisine doğru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ey sahabelerim, bizim İlyas geliyor, ona sahip çıkın. Hoca efendi de geliyor sabah hatmi şerife. Efendim Hazretleri, çok acayime gitti, çok şaşırdım. Ben bu gece sabaha karşı böyle bir rüya gördüm. Nedir bu, kimdir bu? Efendimiz de buyurmuş ki, Bursa'da bir İlyas efendi vardı, İlyas kardeşimiz. Bu gece vefat etti, onu görmüşsün buyurmuşlar. Bir şey daha anlatayım İlyas hocam hakkında. İlyas hocam bir Pamuk Dede isminde bir ikvanımız, amcamız vardı. Panayır köyde. Panayır köyden ta İkizlere yayan sohbete gelirdi. Bazen arabalar denk edin. Hiç ama sohbeti kaçırmaz. Hatmi şerifleri kaçırmaz. Pek ilmi de yoktu böyle. Kur'an-ı Kerim'i zor okur. Ama maşallah. Allah nazarı. Rabbim onun da şefaatini nail eylesin. Ondan sonra bir kere İlyas hocam hastalığında ziyarete gittiğinde ona kaldır ayağı. Ayağa kalk. Şuraya geçer misin? Tam da karşımda uyuyorsun. Bir kere İlyas hocam rahatsızlığında ona demiş ki, Mustafa efendi demiş, armut, üzüm, bir de kar istiyor canımız. Çok kanserli hocam, çok hararet yapmış. Bunlar üçünü istemiş şeyden. Ne armut zamanı ne de üzüm zamanı. Ama Uludağ'ın yukarıdaki yakın köylerinde varmış orada bir iki yerde, soruşturmuş onu o. Ondan sonra ikinden sonra akşamdan sonra hemen yola çıkmış. Ondan sonra yola çıkıyor, gidiyor hangi köye gittiyse işte artık araştırmış onu o. Ya üzüm ya armut, birisini bulmuş birini bulamamış. Kar da yok, kar da tam tepelerin eteklerinde varmış. Kar o da taş gibi olmuş mesela. Kırmış oradan, doldurmuş nereye doldurursa. Gece artık kaçta geldiyse hocama, hocam demiş, üzümü buldum ama armutu bulamadım veya yani hangisiyse. Bir de karı, o hocam diyor, o kardan öyle yedi, öyle yedi. Mustafa Efendi çok rahatlandırdın beni demiş. İçi yanıyor herhalde. Ondan sonra bana bak, bize şimdi hocamız, ondan sonra bir kardeşimiz dese ya böyle böyle, ondan sonra kar istiyorum ben şey yapıyorum. Ya bu ne kar zamanı hocam, Allah razı olsun ama ne kar zamanı, ne kar var, ne üzüm var, ne şey var. Mevsim olunca alırız Allah'ın izniyle. Tabii, ne samimi adam. Ya sonra kardeşlerim, o Mustafa Efendi de rahatsız oldu. Ziyarete gittiğimizde bir kere baktım gülüyor böyle. O hocam hoş geldin falan filan. Hocam diyor, bu gece bir rüya gördüm, o yetti bana diyor. Ne oldu Mustafa Efendi, hayrola? İlyas hocamı gördüm diyor. O kadar güzel bir yerde artık. Yatağı da çok güzel diyor. Gülümsüyor. Ondan sonra yanında bir boş yatak daha var. Mustafa Efendi, burası da senin, seni bekliyorum demiş. Bir üzümle bir de karla toparladı işi. Üzüm kar meselesi değil, samimiyet meselesi. Ta orada sohbet oluyordu. Ne camisiydi o? Ondan sonra Yeşil Cami'de görevliydi hocam. Yeşil Cami'nin üst tarafında bir cami vardı, tepede hafif. Orada hiç kaçırmazdı. Ta oradan orayı. Artık 45 dakika mı sürüyor yürümesi? Ya Rabbi, böyle mürit eyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi, bu yolda samimiyet ver ya Rabbi. Amin. Benim aklıma gelenleri söylüyorum. Şimdi bize öyle birisi dese deriz ya tamam hocam, rahatsızlandı ya, bayağı bir rahatsız ya. Düşünemiyor şimdi işte. Tabii rahatsızlığında insan öyle oluyor. Allah'ım tez elden şifa versin inşallah. Tabii. Tabii. Allah sana da şifa versin. Amin. Estağfirullah. Bismillah. Nahnu biz, melekler ne diyor bak,
evliyâküm, biz senin dostlarınız. Fil hayatü dünya vel âkire, dünya ve âkirete senin dostlarınız. Dünyada dostunduk, şimdi bırakmayacağız seni. Efendimiz Hazretlerimiz bu ayeti celile-i cemile mana verirken buyururlardı ki melekler diyorlarmış ki ya Rabbi biz kulunu bekledik şu kadar zamandan beri hayatı boyunca. Şimdi ruhunu teslim aldın ya Rabbi. Ona müsaade et de göklere çıkalım sana ibadet edelim. Meleklere Mevla buyurmuş ki meleklerim dünya gökyüzünde bana ibadet eden meleklerim çok. Siz kulumu kabirde bekleyin. Vahşi şey çekmesin, yalnızlık çekmesin. Melekler onun kabirde arkadaş oldular, bekliyorlar. Evet. Veleküm. Sizin için vardır. Melekler diyor şimdi. Fiha orada ma teşdehi enfüsüküm. Canınız ne istiyorsa o cennette var size. Bu müjdeler veriliyor. Ama ne isterse istemedin de var zaten. Çünkü cennetteki bütün nimetler aklına gelmiyor. Hadis-i kutsi'de اَعَدَتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ben salih kullarıma hazırladım. مَا لَا اَيْنُنْ رَعَتْ hiçbir göz görmemiş. وَلَا اُزُنُنْ سَمِعَتْ hiçbir kulak işitmemiş. وَلَا قَتَرَ عَلَى قَلْبِ beşer bir beşerin, bir insanın aklına hayaline gelmemiş. Tefsirinde diyor ki ayet-i kerimenin peygamberlerin bile, meleklerin bile salavatullahi ala nebina ve ecmain aklına hayaline gelmemiş o cennetteki nimetler. Gelmeyenler yani. Allah Allah. Evet. Ve leküm fiha sizin için onda da vardır. Ma olur şekilde de'un yani ne istiyorsanız var. Evet oku şeyini. Bir dakika. Bir dakika. O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır demek suretiyle bütün iman şartlarına şüphesiz inançlarını ifade etmişlerdir. Sonra da şirke düşmeyip bu ikrarda sebat etmişler, farzları ihlas üzere eda ederek istikamet göstermişlerdir. Şüphesiz melekler dünyada ve ahirette karşılaşacakları bütün tehlikeli geçitlerde hasreten korku ve üzüntüye kapıldıklarında ölüm anında kabirde dirilme sırasında devamlı onlar üzerine inmektedir ki geleceğinizle alakalı herhangi bir şeyden korkmayın ve geride bıraktığınıza da hiç üzülmeyin. Allah Allah. Bir de siz peygamberler vasıtasıyla dünyada vaat olmakta bulunmuş olduğunuz cennette müjdelenin, sevinin. Biz en yakın dünya hayatında ahirette de sizin dostlarınızız. Bu yüzden hayatınız boyunca karşılaşacağınız tüm işlerde biz size hakkı ilham edeceğiz ve sizi hayrınıza olan şeylere irşad edeceğiz. Ahirette kafirler şeytanlarla kapıştıklarında ise biz size şefaat edeceğiz. Sizin için orada canlarınızın çekmekte olduğu her şey vardır kendiniz için. Temenni etmekte olduğunuz her şey de yine sizin için oradadır. Büyük günahları çokça bağışlayıp kötülükleri de sevaplara tebdil eden ve ibadet ehline rahmetiyle muamele ederek yüksek derecelere ihsan eden o gafur ve rahim olan Allah tarafından büyük bir lütuf, büyük bir sevap sonrasında da kavuşulacak nimetlerine nazaran ilk ziyade sayılabilecek bir ikram olarak. Ha burası da okunmamış. Sonra nüzülen min gafurur rahim. Gafur ve Rahim olan Allah-u Teala'dan ziyafet olarak bak ben kazandım, ben efendim amel ettim, öyle bir şey yok. Mevla buyuruyor tamam, amel olmasa bu olmaz ama ameli de yaptıran benim, muvaffak eden benim. Nüzülen min gafurur rahim. Gafur ve Rahim olan Allah-u Teala tarafından ikram olarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse cennete ameliyle giremez. Ondan sonra neyle girer ya Resulullah? Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de. Resulullah Efendimiz böyle buyursa ben cenneti kazandım, hak ettim. Ne'ûzu billah. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Amin.
Evet. Ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallah. Evet. Ve men, bir daha. Ve men, kim olabilir ki ahsenu, daha güzel kavlen, söz bakımından, minallah, mimmen, o bir kimseden ki dea ilallah, Allah kullarını, kaçak kullarını Allah'a çağıran, emirlerini, yasaklarını kullarına bildiren kulumun sözünden daha güzel sözü kim olabilir? Subhanallah. Emri bir maruf, neyi an münker, nerelere gitti kardeşlerim. Onun için hepimizin gücü yettiği kadar, ayet hadis bilmiyorsan bile, gene bugün sohbete böyle dendi, böyle yapalım inşallah. Bak Rabbim çağırıyor, namaza gidelim kardeş. Sen aslında samimi adamsın. Askerde binbaşı çağırdı, koştuk. Başa çağırdı, kendimizi kaybettik. Mevla çağırıyor, gitmeyiz. Bu olmaz. Yani kendin bir şeyler söyle yani. Ama bu lazım kardeşlerim. Yakınlarına da lazım. Ablan var çıplak geziyor. Veya kardeşim var çıplak geziyor. Kardeşim, ona bir hediye al evvela. Bir hediye al. Ondan sonra al kardeşim, bir dakika senden bir şey görüşmek istiyorum. Ondan sonra sen aslında iyi bir insansın ama böyle gezmen doğru değil. Rabbim buna musaade etmiyor. Erkekler sana bakıyor. Yumuşak bir şekilde çok tesir eder kardeşlerim. İlla söyleyelim. İlla söyleyelim. Tutmadı gene söyle. Ya Rabbi becerttir. Daha bundan benim kaçak kullarımı bana çağıran kulumdan daha güzel sözlü ben bilmiyorum buyuruyor Mevla. Çok seviyor Mevla. Kaçak kulumu bana getirmek için kulum uğraşıyor, çabalıyor. Ya Rabbi bu ayetin müjdesine de nail eyle ya Rabbi. Çok iyi olur. Bu milletin içinde bir iman nuru var arkadaşlarım. Efendimizin kelam-ı şerifleri. Söylediğin zaman hakikaten çoğu tutuyor. Bazısı git hoca sen işine bak diyor ya. Vallahi ben bakarım işime, tamam. Bitti. İşine bak. Tamam. İşine bak. Ama dinliyor adam. Şey yapıyor. Çok yol. Sohbetlere getir adamı. Söyledim hocam iki defa. Üç defa söylememeye yemin mi ettin? Üç yap. Beş yap. Allah. Kaç defa söylemiş. Bir de var. Şimdi bir kardeşim var, gelecek sohbete. Arabadan git evine al hemşerim. Adam gelecek ama biraz gevşek. Bir de Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Ahmet kardeşim, yarın sabah ben senin evine geleceğim, sen hazır ol bu saatte, ondan sonra beraber gidelim. Tamam, bitti. Arabası yok belki de, olur ya, çeşit türlü haller olur. Rabbim böyle ciddi Müslüman olmak nasip etsin be ya. Tabii. Daha evvel demiştim size, gene diyeceğim. Bir kere daha evvelki mescitte musafa ediyoruz. Bir kardeşimiz, hocam dedi, bu sabah bu kardeşimi getirdim akşam sohbetinde. Bu kardeşimi getirdim adam diyor. Sohbette çok memnun oldu diyor. Ben daha bir daha hep bu sohbete geleceğim dedi diyor. Hocam diyor, bir şey söyleyeyim mi? Söyle dedim. Nasıl getirdim ben bunu biliyor musun diyor. Nasıl getirdim dedim. Hocam kaç defa söyledim gelmiyor. Ondan sonra bu akşam hiç demedim ona sohbet falan. Akşama yeme köfte yiyeceğiz beraber. Köfte ısmarlayacağım sana demiş ona. O da yememiş. Ondan sonra bindik arabaya diyor, doğru buraya geldik. Tam sohbet denedik, hani köfte nerede diyormuş. Köfte sohbetten sonra demiş. Ulan ne uyanık adam. Öbürüze ona teşekkür ediyor. Allah senden razı olsun diyor. Bak. Dedim, doğru köfteci. Zaten oraya gidiyoruz hocam diyor. Uyanık işte, uyanık. Efendilerimizden duydum kudusuru. Uyanık adamı Allah sever. Açık göz, açık göz. Açık gözü mü? Açık göz adamı Allah sever. Bu açık gözlük işte. Uyanık kelimesi biraz daha şey kalıyor. Efendim Hazretlerimiz Kudüs'ün babacığızıma uyanık ismi koymuştu. Açık göz ismi koydu. Açık göz diyorlardı. Bir kere Cuma hutbesinde aynı şöyle işittim Efendimiz'den. Allah-u Teala açık göz adamı sever. Yani yerine göre iş yapıyorsun. Uyanıklık yapıyorsun. Maşallah. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Bir keresinde bizim kardeşlerimizden biri, işte kim gitmiş acaba yakınlarımızdan, ben uyanığın yakınıyım demiş Efendimiz. Oradakiler söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Yani Efendimiz babamı kastediyor.
Uyanık değil, açık göz buyurmuş. Hemen düzeltmiş kelimeyi benden orada. Hicriye kaçırıyorlar. Kaçmaz Allah'ın izniyle. Evet. Ha, ve ondan sonra ve amile salihan, ameli salih işledi. Millete söylüyor, kendisi de yapıyor. Ondan sonra ve kâle diyor ki inneni minel müslimin, ben muhakkak Müslümanlardan diyor. Söz bakımından o kimseden daha güzel sözlü kim olabilir ki, ezan okuyarak, vaaz-ı nasihatte bulunarak insanları Allah'ın tevhid ve taatına davet etmiştir. Kendisi de Allah katında kabul elverişli olan salih ameller işlemiştir ve İslam şerefiyle müşerref kılınma nimetine karşı bir sevinç belirtisi ve iftar vesilesi olarak şüphesiz ki ben Müslümanlardanım demiştir. Ya Rabbi bu ayetin de müjdesine nail eyle. Evet. Saate bakıyoruz. 45 dakika bir saati geçirmiyoruz. Haberiniz olsun. Bak. Daha ne yapalım şimdi? Evet. Ve la testevil hasenetü ve la seyyi'e. Ve la seyyi'e. Kullarım, iyi muamele ile kötü muamele bir olmaz. Ne güzel biraz önce ki kötüyle bir, evet. Kötüyle iyi muamele ile kötü muamele bir olmaz. Evet. İtfa sen defet billeti, kötülüğü defet billeti, ol bir haslet ile ki iyi ahsen, sana kötülük yapanı en güzeliyle mukabele et. Sana kötülük yapana en güzel muameleyi yaparsan fe izel lezî beyneke ve beynehu, bir de bakarsın ki onunla senin aranda adavetin olan düşmanlık, ke ennehu veliyyün hamîm, o sana bir dost olur böyle yaparsan. Çok zor bir ayet kardeşlerim. Amel etmesi çok zor. Ya Rabbi sen kolay eyle. Amin. Efendim Hazretlerimiz aynı şöyle buyurdular. Şurada okuyalım bakalım buradan. Ne güzel bir haslet, ne de kötü bir muamele neticeleri bakımından olsun, hak ettikleri karşılığı yönünden olsun eşit olamaz. Sen bazı düşmanlardan, bazı kimselerden gördüğün kötü muameleyi görmezden gelmek gibi güzel bir karşılıkla değil de kötülük edenlere iyilik etmek gibi o kendisi en güzel olan muamele ile savuştur. İşte o zaman bir de bakarsın ki seninle kendisi arasındaki büyük bir düşmanlık bulunan kişi gerçekten sanki o şefkatli bir dost olmuştur. Efendim Hazretlerimiz bak tefsir, mesela tefsirler çok muazzam hakikaten şey yapıyor ama Efendimiz'in tefsiri de bambaşka. Efendim Hazretlerimiz buyuruyorlar ki Kudüs'e suru, sana birisi kötülük etti. Onun ne buyurdu Rabbimiz? En güzeliyle karşılık vereceksin. En güzeli neymiş? Sana birisi haksız yere tokat attı. Haksız yere ama. Haklı değil. Haksız yere çaktı bir tane. Ondan sonra sen de ona vurabilirsin. Kısasa kısas. Sen de ona vurabilirsin. Çünkü haksız yere vurdu sana. Sen de ona vurabilirsin. Ama aynı böyle buyurdu Efendimiz. O sana, sen ona iş nereye varır? Belki ölüme gider. Neler olur, neler olur. O da mahkemeler falan artık kararlar marallar hayatını söner. Peki sana haksız tokat atan adamı ondan sonra atabilirsin. Ondan sonra sana tokat atanı affedersin. Bu güzelmiş. Güzel olan buymuş. Daha güzeli de varmış ya. Daha güzeli nasılmış? Sana tokat attı. Affettin. Bir de baktın bir gün sokakta onu dövüyorlar. Gittin kurtardın. Ne güldünüz be? Ben sizin gülüşünüzden şunu anladım. Hocam bana birisi tokat atsa var ya İnegöl'den taşınsa iyi olur. Taşınmazsa ben onu taşırım. Efendim Hazretlerimiz bunu izah ettikten sonra
yapamazsak bile kendimizin ne adam olduğunu anlayalım. Bak böyle şeyler var buyuruyor. Sonra da buyuruyor ki Efendimiz gene kudüs ruhu. İmam-ı Azam Rahimahullah birisi tokat atmış. Mevla işte bu ayetleri tefsir ettirecek dostlarına. Birine tokat attırıyor işte. Birinden tokat attırıyor İmam-ı Azam Efendimiz'e yolda. İmam-ı Azam Efendimiz dönüyor ona buyuruyor ki ben de sana tokat atabilirdim, atmayacağım. Kadıya şikayet edebilirdim, etmeyeceğim. Yarın ahirette diyeceğim ki ya Rabbi bu kulunu cennete koymadan beni koyma. Kardeşlerim böyle bir dostların mezhebindeyiz. Sülükundayız, evlatlarıyız. Allah'ım ayırmasın inşallah. Amin. İşte artık kaç kiloyuz sen anla. Ama özeniyoruz. Rabbim kusurlarımızı affetsin inşallah. Amin. Eğer böyle olsa var ya, şş, iyi dinle. Ne hanımla aranda bir şey olur, ne komşuyla bir şey olur, ne amcanla, ne dayınla, ne akrabanla. Hepsi süt liman olur. Bazı kardeşlerimiz var, hanımlarından yani zor durumdalar, hep anlatıyorlar bana. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bak, Efendimiz Hazretlerimizden duyduğumu söylüyorum. Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyor ki, hanımla kavga ettin, onu etmesen olurdu ama kavga ettin, şalvarın bir paçasını giy ve bir paçasını dışarıda giy, kaç. Dikilme. Ondan sonra bir şey daha vardı. Nerede okundu? Reşat-ı Şerif'te veya işte Meşakir'in kitaplarından birinde okundu. Aynı şöyle geçiyor kardeşlerim. Bir Allah dostu ateşe üfürüyormuş. Ateşi şey ocak ata üfürüyor böyle yansın diye. Hanım gelmiş arkadan bir tekme vurmuş. Kömürler şey, öyle işte artık nasıl oldu orada? Bir düşün yani. Ondan sonra hizmetçi de demiş ki yeter efendim demişler bu kadınız bu kadar ileri gitti biz bunu şimdi bitirelim müsaade et. Oğlum demiş onun yüzünden ben ne makamlar kazanıyorum bir bilseniz demiş. Hocam bir saat geçti bir mesaj oldu. Çıkabilirsin. Serbest kapılar. Evet kardeşlerim dinle. Ya. Çekmiş böyle olmuş bak görüyor musun? Sonra bir şey daha vardı. Gene Efendimiz Hazretlerimiz kudüs-i sırru buyurdular ki bir Allah dostu ormanda bir arslan yakalamış. Arslan üzüme binmiş, almış tesbihi, yüklemiş şeyleri, odunları yavaş yavaş gidiyor. Bir taraftan da Allah diyor. Ondan sonra görenler şaşırmış. Bunu Efendimiz Hazretlerimiz kürsüden anlattı. Demişler ki, yahu sen bu makamı nasıl kazandın? Böyle bir makam, yani aslan sana itaat ediyor. Bu yıkar ortalığı, ormanın padişahı. Ondan sonra demiş ki, mübarek evladım evde birisi var demiş. Ona sabrediyorum, Allah bu makamı verdi bana demiş. Bunu bir yerde anlattığımda oradan birisi diyor ki, hocam bana öyle makam lazım diyor. Vallahi sen bilirsin. Allah hepimize, hepinize kolaylık versin. Amin. Olur yani işte oluyor bazen kardeşlerim cidden öyle. Ama şu kadancı bir şey söyleyeyim size. Benim akrabalarımdan tanıdığım birisi vardı. Ondan sonra kardeşlerim şimdi çok yaşlılar. Ondan sonra ilk evliliklerinde ne patırttılar, ne gürültüler. O kadın hepsini çekti. Ondan sonra şey yaptı, boynunu büktü, yavruları bu yolda hepsi yetişti, hepsi bu yolda hizmetteler. Ya Rabbi kullarına kolaylık ver. Amin. Kullarına kolaylık ver. Amin. Bazen böyle oluyor işte. Kolay değil. Bana bak, Sultan Selim kürsüsünde Efendimiz Hazretlerimizden işittim. Buyurdular ki, bir kadını idare etmek, hükümeti idare etmekten daha zordur. Anladın mı? Onun için öyle hemen evlenmeden evvel biraz şey gör. Tekamül gör. Peki kardeşim. Vallahi Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Kadınların da çok işi var, çoluğu var, çocuğu var, hizmet ediyorlar.
Bazıları böyle olabiliyor kardeşlerim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Yoksa Allah'ım erkeklere hanımlarının, hanımlarda erkeklerin kıymetini bilmek nasip etsin kardeşlerim. Amin. Tabii. İşte böyle bir şeyler oluyor. Evet. Ve ma yulakkaha. Bu haslete, bu ahlaka ulaşamaz. İllellezine sabaru. Sabredenler ulaşır. Sabır. Allah Allah. Efendim ne işitti gene kürsüden? Buyuruyorlar ki, kürsüden buyururlar ki, Ayşe validemizin radıyallahu anha bir kölesi vardı. Ondan sonra o kadar aksiydi ki, otur deyince kalkardı, kalk deyince otururdu. Gel deyince giderdi, git deyince gelirdi. Aynen böyle buyuruyor Efendimiz. Ölünce çok ağladı Ayşe validemiz. Demişler ya sen bundan kurtuldun. Niye ağlıyorsun ki? Ben ondan neler kazanıyordum bir bilseniz demiş. Onun için ağlıyor. Ya kardeşlerim iş bizim dediğimiz gibi değil ya. Allah kolaylık versin. Evet. Ve ma yulakkaha. Bu vasfı, buna ulaşamaz. İlla zü hazzin azim. Okuyalım şeyi. Ama bu şerefe haslet, o sabretmeyi adet edinmiş olduğu için intikam hırsını terk etmiş olan kimselerden başkasına verilmez. Hayırlı hasletlerden ve karşılığındaki cennet mükafatlarından pek büyük bir nasip sahibi olanlardan başkası da buna kavuşturulamaz. Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatar da seni kötülüğün en iyi şekilde karşılık verme erdeminden vazgeçirmeye çalışırsa şeytan geliyor dürtüyor şimdi bak sana ne yaptı vur ondan sonra şöyle yap böyle yap dürtüyor şimdi onu. Bir şeytan varmış onun sadece vazifesi karı koca arasını ayırmakmış başka hiçbir şeye bakmazmış. Efendimiz buyurlardı ondan kurtulmak için hemen Allah'a hakkıyla sığın. Şüphesiz ki o sana eziyet edenlerin sözlerini ve senin sığınmalarını hakkıyla işiten Semih'i de şeytanın vesveselerini ve senin iyi niyetini çok iyi bilen de alim de ancak odur. Tamam. Bitti değil mi? Ramazan hocam var burada. Şimdi meftun. Efendi babamızın müridiydi. Efendi adlarımızın Kudüs'ü Ruma. Ramazan hocamız. Ramazan efendi. Neresiydi? Aksar'da. Ramazan Efendi'nin hanımı son o da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ramazan hocamız, Ramazan Efendi ona bakıyor, bütün ihtiyacını karşılıyor. Ramazan artık kafa iyice gitmiş. Ramazan Efendi'yi çağırırken ölü kelimeler kullanıyormuş ki ben size burada söyleyemem. O gene ona bakıyordu. E ben sana bakıyorum, nasıl konuşursun bana böyle? Bakıyor gene. Gene bunun tefsiri olarak, bu ayetlerin tefsiri olarak bir şey anlatayım size. Daha evvel de duymuşsunuz zaten. Olsun. Anlatılacak. Estağfurullah. Kardeşlerim. Efendim Hazret bir şey, birisi çok zenginmiş mi, bir rütbe sahibiymiş mi ne? Çocuğun, onun çocuğu geliyor, medresedeki talebeleri böyle görüyor. Bir gün Efendim Hazretlerimizin çarşambaya geliyor. Oradaki cemaati görüyor. Talebeleri görüyor. Ben de okuyacağım diyor. Şalvar cübbe giyeceğim diyor. Medreselere kaydoluyor falan filan. Bayağı işi ilerletmiş elhamdülillah. Babası perişan olmuş. Anası perişan olmuş. Bizim çocuk kaydı gitti. Kafayı üşüttü. Ondan sonra bu ne demiş ya? Bu nasıl oluyor bu iş? Demişler Mahmut Efendi'nin cemaatine giren böyle olur yani. Artık medreselere giren böyle olur. Bunu Mahmut Hoca mı yapıyor Kudüs'ü surur? Öyle, öyle söylemiş. E ondan sonra ben demiş ona soracağım. Kardeşlerim işte o hırsla geliyor. Çarşambaya geliyor. Efendilerimizi soruyor. Efendilerimiz yukarıda camiye botlarla giriyor kardeşlerim. Botlar ayağında camiye giriyor. Hatta oradakiler bunu biraz parkurlamak istemişler. Dövecekler yani. Efendimiz böyle yapıyor. Şşt şşt dokunmayın dokunmayın. Ben onu döverim yani demiş. Anlaşıldı mı? Şimdi bak nasıl dövecek. Ondan sonra Efendimiz Hazretlerimizin geliyor yanına.
Efendilerimiz de orada meşgul oluyor. Mahmud Hoca sen misin? Böyle yapmış şimdi. Kudüs'e sırrı. Öyle diyorlar demiş hemen özellikle. Baba kelimeye bak. Öyle diyorlar. Senin bu milletten ne işin var? Yok şalvar, yok cübbe, yok sarı, yok sakal, yok oydu. Milletin suyunu çıkardın, benim çocuğu da yoldan çıkardın. Artık vermiş, veriştirmiş efendilerimize. Ne kelimeler saymış ama. Efendilerimize dinlemiş, dinlemiş onu. Kalkmış ayağa buyurmuş ki, bugüne kadar beni bir sene anladın, gel bir sarılayım sana demiş. Sarılmış boynuna öpmüş adamı. Bize bir söyle söylese, varsa tabii, yoksa başka bir şey. Sarılmış adamın suyu çıkmış. Demiş ki Efendi Hazretleri, bugüne kadar sana düşmandım, şimdiden sonra ne uzubillah. Şimdiden sonra demiş, canımdan fazla sana canım feda demiş, ne buyursan baş üstüne demiş. O da geçti bu tarafa. İşte bu ayetlerin tefsiri. Sonra hanımına kendisi anlatmış sonra. Hanımına gitmiş demiş ki ben böyle böyle çok kızıyordum efendilerimiz için. Ama çok mübarek insan demiş böyle bir durum oldu demiş. Hanım demiş ben onu şimdi canımdan fazla seviyorum demiş. Bayram olduğu zaman demiş çağıracağız efendilerimizi demiş. Evvela biz onun evine gideceğiz. Arada da yemeğe çağıracağız. Biz evine gideceğiz efendilerimizi. Sen de onun elini öpeceksin, ben de ona. İlk evvela bayramda elini biz beraber öpeceğiz. Halbuki efendim verir ona elini, kadına vermez. Sonra hepsini öğrendi. Ya kardeşlerim. Onlar var ya Allah'ın büyük dostları, taş gibi adama sarılsalar onu yumuşatıyorlar. Biz de yumuşacık adama sarılsak, siz öyle yapmasınız Allah'ın izniyle de, öyle bir şey de olmuş ama bir kere. Nasıl olmuş? Ukela'nın birisi çarşamba cami kapısından içeri giriyor, helaya girecek. Orada bir bakmış, şalvar. Bunlar ne demiş be bu zamanda böyle böyle? Ona ileri geri konuşmuş biraz. Orada da gencin biri, genç kardeşlerimizden biri, şalvarlı cübbeli. Birkaç da şeyde, boksa da gitmiş galiba bayağı bir. Ondan sonra, ulan sen nasıl dersin bunu? Adamı yerle bir etmiş. Efendilerimiz duymuş bunu. Buyurmuşlar ki onu döveceğine beni dövseydi buyurmuş. Adamın zerre kadar imanı vardı onu da söndürdü buyurmuş. Kardeşlerim dövmek hüner değil dövülmek hüner. Rabbim becertirsin nasıl bir şeyse. Ya Rabbi dostların ahlakından bize ver ya Rabbi. Amin. Bizi de onlara evlat ettin. Kırık dökük seviyoruz. Allah'ım ayırmasın. Amin. İnşallah. Efendimiz'in kelamlarından okunuyordu. Evlenmek okumaya mani değildir. Bahane ediyoruz. İki, medrese ve icazete önem verelim. Bir yerde hoca istiyorlar. Bir an önce dini mübini İslam'a hizmet için kendimizi yetiştirmeye gayret edelim. İş işten geçmeden uyanalım. Üç, ulema tuz mesabesinde halk ise et. Et tuzlanmazsa ne olur? Kokar. Demek ki hoca olmazsa millet kokar. Ya Rabbi yavrularımızı hoca ile ya Rabbi. Amin. Son nefesler ne kadar yolda daim eyle ya Rabbi. Amin. Tabii öyle. Kardeşlerim gene söyleyeceğim size. Yani sohbete gelirken illa birbirimizi arayalım, kardeşlerimizi getirelim, kendimizi de kaçırmamaya çalışalım. Hayat şudur, budur diyerek kaçmayın. Okumaya başlayın. Düşmanları haşlayın, filizleri aşılayın. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Ben derdim ki ya Rabbi İki sigayı bir öğrenseler yeter. Yani Nasara Yensur'u. Allah Allah. Ya Rabbi bunu öğrenseler yeter derdim. Şimdi 24 sigayı 24 kitap ya Rabbi ekmek verdiğin gibi katını da ver. Bize ilim verdiğin ihlasını da ver ya Rabbi. Ben iki tanesini istiyordum şimdi sayıyorlar efendim. Hepsini sayıyorlar ama katını da ver. Yani ameli de ver.
Bu bari. Peki kardeşler. Ruhul Furkan'dan mübarek Ramazan-ı Şerif hakkında hadis-i şeriflerden okunuyordu. Evet, 7-8 dakika var kardeşlerim. Peki. An Ebi Hurayrete radıyallahu anh kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem selâsü de'avâtin müstecâbâtün. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ın rivayetlerine göre bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 dua mutlaka kabul edilmiştir. Dua-us-sâim. Oruçlunun duası mutlaka kabuldür. Ve davetül misafiri, misafirin duası. Daha ve davetül mazlum, bir de mazlumun duası kabuldür. Çok dua edelim. An-Ebi Malik el-Eş'ari radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenne, muhakkak cennete vardır. Gurefen, bir köşk vardır. Yura zahiruha min batiniha ve batiniha min zahiriha. Cennette öyle bir köşk vardır ki İçinden dışı, dışından içi gözükür. Eaddeha Allahu, Allahu Teala bu köşkü hazırladı. Kim için? Limen el-anel kelam. Yumuşak konuşana. Rabbim becerttirsin. Ve et'amet ta'am. Yemek yedirene. Ve tabi'as siyam. Peş peşe oruç tutana. Ve sallâ billeyl ve nâsun yâm. İnsanlar uyurken gece teheccüd namazı kılanlar. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Hadis-i şerifte bulunmuştur. Men hafaza ala selasin fevve veliyullah hakkan. Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın gerçek dostudur. Ve men zayyahunne fevve aduvullah hakkan. Bu üç şeyi zayi eden de Allah'ın hakikaten düşmanıdır. Nedir onlar? Es-salâh. Namaz. Görüyor musun kardeşlerim? Rabbim çoluğumuza çocuğumuza namaza vesile versin. Ve siyam. Oruç. Ve guslü minel cenabeti. Cunupluktan yıkanmak. Öyle insanlar var cunup geziyor kardeşlerim. Buna evet çok duyduk bunu. Yazıyor kardeşimiz. Hocam dua et diyor. Benim diyor efendim diyor. Cunup gezer diyor. Hiç yıkanmaz diyor. Birkaç yerde böyle denk geldi. Kürsüye şey göndermişler. Allah muhafaza. Peki. Mektubattan da kısa bir yer okuyalım inşallah. Bir yer tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 175. Estağfirullah. Bismillah. Ela zikrillah tatmainnul kulub. Ela agami talebi onun kullarını bir zikrillah. Ancak Allah'tan zikrille tatmainnul kulub. Kalpler mutmain olur. Bu neden nassun kati'un kesin bir delildir. Ve daha belki şu buyuruldu. Ve bil cümledi kad cunel felahun uhrevim merbutun bi zikril kesir. Ahiret kurtuluşu çok zikre bağlıdır. Estağfirullah, bismillah, ve zikrullah zikran kesira, leallekum tuflihun. Kullarım Allah'a tol, çoğu zikredin, ola ki felaha kavuşursunuz. İşte ondan sonra bu ayeti celil-i cemile geldi. Nasrun katun, vel mes'ulü minallahu subhanehu. Noksan sıfatlarından münezzeh olan Mevlamızdan istiyoruz. Ettevfiku lizalik. Yukarıda anlatıldığı şekilde muvaffakiyet istiyoruz Rabbimizden. Rabbim muvaffak eylesin. Ve sebat istiyoruz. Ve istikamet. Alâ mâ hünâlike. Bu şeriat üzere, sünnet üzere istikamet istiyoruz. Fe innehu milâkul emr. Çünkü işin aslı budur. Ve selâm alâ menittebâl hüdâ. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ve tezemem mütabaten Mustafa Resulullah Efendimiz'in yoluna, şeriatına iltizam edenlerin üzerine olsun. Aleyhi ve Peygamber Efendimiz'in ve alâlinin üzerine olsun. Etemmüs salavat, salavatların en tamamı ve eftalü teslimat, selamların en eftali. Ve erseltü sevvellezî tekerre lüfsühü fil evkâtil tayyibe. Çok kıymetli zamanlarda giymiş olduğum bir elbisemi gönderdim sana. Yenbagî entelbisehu. Onu giy yani, onu kullan. Câlallâhu suvânû. Evâkıbe cemîn umur. Allah-u Teala bütün işlerinizin neticesini kılsın. Hayran hayırlı kılsın. Evet.
bin nebi peygamber efendimizin yüzüsü hürmetine ve alihi alinin yüzüsün elem cad Ali ve peygamber efendimizin ve alinin yüzüsün olsun. Esselam. Allah-u Teala'nın rahmet meleklerinin istiğfarından dua ve selam dünya akıret kurtuluş. Meşakkatlerinden kurtuluş. Peki buyurun yavrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ تَقَبَّلْ اللّٰهُ وَبَارِكَ اللّٰهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ okuduklarımızla, işittiklerimizle, amellerimizle muvaffak eyle. Amin diyen dilleri nâr-ı cahiminden azad eyle. Evlâd-ı ahfadımızı hayırlı eyle. Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail eyle, şikayetinden emin eyle. Kadir gecesinde bizlere ulaştır ya Rabbi. O gecede de af olunan kullanım zümresini ilah eyle. Uzaktan yakana teşrif eden kullanan her adamdan da büyük dereceden ihsan eyle. Ya Rabbi müşkülatı olan kardeşlerimizin müşkülatlarını kalle eyle ya Rabbi. Hasta kullarım var, şifa ver ya Rabbi. Kardeşlerim gene çıkışta yardım zafra dağıtılıyor. Ramazan-ı Şerif için çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Gene alalım, dağıtalım inşallah. Çıkarken de gene hoca kardeşlerimiz sizden medresemiz için, talebelerimiz için yardım talep ediyorlar. Yardım da ediyorsunuz. Allah razı olsun. Rabbim yerini kat kat doldursun. Gene kuvvetli bir yardım yapmaya çalışalım inşallah. İşrak namazımızı da kılalım dünya kelamı konuşmadan. Hac ve ömre sevabını da kazanmış olalım inşallah. El-Fatiha.